Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Evet, onun sonsuz lütufları, nimetleri içerisindeyiz. Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize salatü selam eder. Değerli seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlayarak söze başlamak isteriz efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. İstifadesi ziyade bir program olsun, bereketli bir program olsun. Katkılarınızı bekliyoruz yayınımıza sevgili izleyenler. Telefonlarla bize ulaşabilirsiniz, hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Ekranda telefon numaralarımız var. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Videoların yanında bulunduğunuz köyler, kasabalar, şehirler, onları da yazarsanız buradan inşallah selamlaşırız. Bugün yine hediyelerimiz var. Hediyelerimizi hatırlayalım, sonra devam edelim. 3 hediyemiz olacak bugün yine. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Rengi farklı olabilir. Bir izleyicimize hediyemiz. Bir duvara asmalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de inci kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Bu tasarımlı kutusuyla beraber. Hepsinin yanında Hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne babaannesi eccadelerinden de inşallah ilave edeceğiz. Bu hediyeler için şifrelerimiz var. Birinci şifre az sonra. Bu arada yeni not da gelmiş buraya. Yeni hediyeler var galiba. Giresun, Şebin Karahisar ilçesi Sarıyer köyünden hocam. Güllü Yazıcı. Vefat edenlerin hayrı için hediyeler göndermişler. Selam ediyorlar hocam size. Aleykümselam. Şebin Karahisar ilçesi Sarıyer köyü. Güllü Yazıcı. Selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hediyeler için. Evet, telefonla devam edelim. Birinci şifre sonra kalem kağıtlar hazır olsun. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Kahramanmaraş. Hayırlı sabahlar Kahramanmaraş. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sağ olun, amin, nasılsınız? Efendim. Allah'a şükür. İyi, bir yaramazlık yok. Afiyet versin, iyilik versin. Hocamıza sorunuz varmış. Evet, hocama sorum var. Buyurun. Benim oğlum ilahiyat bölümünde okudu. Evet. O da imam olursa dedim, bir adak adarım dedim. Yani kurban keserim dedim. Evet. O da 8 ay bir süreç var imam olmak için. Yani önce mi kesmeliyim, hemen mi kesmeliyim? Görev başına geçince mi? Evet, bir adağınız var. Bu adak gerçekleşmeden mi keseyim, yoksa adak gerçekleştiği zaman mı keseyim diye soruyorsunuz. Evet. Oğlum yani göreve başlayınca mı keseyim, hemen mi keseyim? Evet, evet. Şu an belli değil ama, değil mi? Netice... Evet, ama işte kazandı, imamlığı kazandı. Kazandı. 8 ay bir süreci var. Tamam, bir süreç, o prosedür devam edecek, o yani yasal o süreç var. 8 ay da evet. Yine o da bir eğitimdir. Evet. Mesele yok, yani şimdi şu anda imamdır. Kazandı. Kazanmıştır. Kazanmış. O halde sözü şartı yerine gelmiştir, kurban kesebilir. Şu an kesebilir. İmkanı müsaitse adağını yerine getirebilir. Hocamı duydunuz. Peki evet. Allah kabul etsin diyelim, hayırlı olsun diyelim. Sağ ol. Sağ ol. Maraş'a selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ Peki hocam. Video sorumuz varmış, izleyelim görelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar hocam. Selam. İkindi namazı güneş battıktan sonra mekruh olmakla birlikte kılınır. Mekruh olmakla birlikte kılınır. O vakte bırakmamalı aslında. Ama bıraktıysak bile kılınır ve namaz geçerli olur. Mekruh olmakla beraber. Olmakla birlikte, evet efendim. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamünaleyküm hocam, Elazığ'dan çekiyorum. Adım Esra. Size bir sorum olacaktı. Namaz kıldığımız zaman eğer şiddetli deprem olursa veya hafif olursa namazı bozduğumuz zaman günah olur mu? Teşekkür ederim, iyi günler. Öyle zamanlarda namazı bozmak vacip olur. Yani bozmak gerekli olur. Bozarım ve tekrar o namazı başlar kılarım. Yani öyle yani hayati tehlike var, evet, deprem var. Belki de dışarı çıkarak depremin tehlikesinden korunmuş olacağım belki de ya. Evet, vacip olur öyle vacip durumda namazı bozmak. Yanımda birisi namaz kılarken düştü. Düşerse düşsün, ben namazıma devam edeyim olmaz. Namazı bozmalıyım. Müdahale etmeliyim. Müdahale edemiyorsam edeni bulmalıyım. Hulasa hele ben namazı bitireyim de ondan sonra değil. Namazı bitirinceye kadar adamın işi bitmiş olabilir yani. Evet.
Peki, teşekkürler hocam. Antalya'dan takip ediyoruz, izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletin diyorlar. Antalya'ya selam yollar mısınız? Elbette Antalya, hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. İzmir'den izliyorlar. İzmir'e de selam bekliyoruz diyorlar. İzmir selamlar, hayırlı sabahlar. Muş'tan takip ediyorlar. Kahvaltı sofrasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizinleyiz. Selamlarımızı iletin. Hocamızdan dua bekliyoruz. Muş, selam ediyoruz. Sofralarınız bereketli olsun. Afiyet şifa olsun inşallah. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam, bende panik atak hastalığı var. Bir de takıntı, vesvese var. Yediğim yemeklerden korkuyorum, beni zehirler diye. Hangi duaları okumam lazım? Allah Allah. Evet. Yani böyle bir delil olmadan durup dururken bu yemek beni zehirler. Böyle düşünmemiz doğru değildir yani. Böyle düşünmemiz doğru değil. Yani bu sefer sağlığımızı tehlikeye düşürürüz. Bu zehirler. O zaman onu yeme, bunu yeme. Ne yapacağız? Rabbimizin helal ve temiz kıldığı şeyleri yemek bizim için haktır yani. Bu takıntı, vesvese ileri seviye hocam o halde. İleri seviyede. Tedavi olması gerekebilir. Tabii psikiyatristin de destek almalı. Ama böyle düşünmeli. Yani ben eşyanın böyle tabiatında beni Rabbim helali hoş şeyler yaratmıştır. Şimdi o zehirler, bu zehirler, hangisi zehirlemez? Bu sefer ne yiyeceğiz? Yemeden nasıl ayakta duracağız? Yani Allah'ın helal ve meşru kıldığı şeylere sanki meşru değilmiş gibi bakmam yakışık almaz. Dinen doğru değil. Evet. Kaldı ki bu herhalde bir rahatsızlık, yani normal insanların düşüneceği bir şey değil bu. Bu bir rahatsızlıktır. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam. Nevşehir'den selamlar. Hocamızın ellerinden öpüyoruz diyor izleyicimiz. Biz de Nevşehir'e selam edelim. Hatay'dan selamlar olsun. Hocamızın dualarına ihtiyacımız var. Lütfen bizim için de dua etsin diyor Hatay'dan izleyicimiz. Rabbim bu afetten aydınlığa kavuştursun. Bir daha da böyle bir imtihanla bu mübarek milleti karşılaştırmasın Rabbimiz ya. Tokat'tan izliyorlarmış. Tokat'a selam edelim. Tokat'tan da selam bekliyorlar. Tokat, hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Size bir sorum olacak. Benim el ve ayak tırnaklarımda, özellikle el tırnaklarımda sedef hastalığı olduğu için tırnaklarım etinden ayrılmakta ve renginde, görüntüsünde bozulmalar olmakta. Bu sebeple işim gereği çevremdeki insanlar bu görüntüden çok rahatsızlık duymakta. Tırnaklarım bayağı kısalmış ve rengi açılmış şekilde şu an. Acaba protez tırnak yaptırsam hastalıklı tırnağımın üstüne görüntüsünü örtebilmek amaçlı veya bir oje kullansam, sadece hastalık amaçlı hocam, gizlemek için, bunlar benim alacağım abdeste mani midir? Peki. Yalnız kedinin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah ya. Maşallah, hakikaten nazar değmesin. Maşallah, barekallah diyelim. Evet, çok güzel bir kedi. Bu sorunun cevabını reklamlardan sonra hocamızdan duyalım. Aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifre, birinci şifre reklamlardan hemen sonra. Şimdi kısa bir ara rica ediyorum. Benim el ve ayak tırnaklarımda, özellikle el tırnaklarımda sedef hastalığı olduğu için tırnaklarım etinden ayrılmakta ve renginde, görüntüsünde bozulmalar olmakta. Bu sebeple işim gereği çevremdeki insanlar bu görüntüden çok rahatsızlık duymakta. Tırnaklarım bayağı kısalmış ve rengi açılmış şekilde şu an. Acaba protez tırnak yaptırsam hastalıklı tırnağımın üstüne görüntüsünü örtebilmek amaçlı veya bir oje kullansam, sadece hastalık amaçlı hocam, gizlemek için, bunlar benim alacağım abdeste mani midir? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu video. Hatırlamış olduk. Hocam neler söylersiniz? Efendim, hanımefendi kardeşimizin söylediği konu estetik amaçlı bir şey değil. Değil. Hastalığından dolayı. Bu
hem görenlerin hem de kendisinin psikolojisine etki ediyor. O halde protoz tırnak yaptırmasının abdeste, gusle bir maniliği söz konusu değildir. Evet, el ve ayak tırnaklarında sedef hastalığı sebebiyle sorunlar yaşıyor. Evet. Tırnakları etten ayrılıyor, görüntüsü kötü. Doğru. Hem kendisi rahatsız oluyor, çevresi de rahatsız olur diye böyle bir şey düşünmüş. Protez tırnak. Yaptırabilir. Yaptırabilir. Abdeste, gusle de mahsuru yoktur. Mahsurlu değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Adıyaman'dan izliyoruz. Selamlar diyor izleyicimiz. Adıyaman'a biz de selam yollayalım. Yurt dışından izleyicimiz Necmettin hocama, Muhsin Bey'e çok selam ederiz. Güzel programlar yapıyorsunuz. Almanya Stuttgart'tan çok çok selamlar. Bizden de onlara selamlar. Almanya selamlar. Evet. Yani ana vatandan gurbetçilerimize selamlar, saygılar. Evet, Fransa'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan kim nereden izliyorsa herkese selam edelim. Kastamonu'dan takip ediyorlar. Kastamonu'ya selamlar. Eskişehir'den selam ediyorlar. Biz de selamlarını aldık. Biz de selam yolluyoruz. Video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim ne evim var ne arabam var ama 80 gram altınım var. Bana zekat düşüyor mu? Ne evim ne arabam var ama 80 gram altınım var. Borcu falan da yoksa bu nisaba sahip olmuş oluyor. Evet. Öyle olunca zekatla mükelleftir. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatla mükelleftir. 80 gram altın ne yapar hocam? 80 gram altın 2076 desek 166 bin yapıyor nisap miktarı. Evet. Onun da 40'ta biri 4000 küsür 4150 lira falan yapıyor. Doğrudur efendim. Evet, 80 gram altın. Evet, bir video sorumuz daha var. Görelim. Merhaba hocam, sizi Bakü'den arıyorum. Lütfen çok rica ederim, benim bir sorum var size, o sorunu cevaplandırabilir misiniz? Biz geçen ayda annemle Ümre'ye gittik, tevabımızı yaptık, Ümremizi yaptık. Annem 5 kez Ümre etti, ben 4 kez hatta. Sonuncu günümüzde annem yürüyebilmiyor da tekerlekli arabadaydı. Çok düştü, hemen gün düştü, kolu kırıldı. Öyle kötü de bir kırık değildi ama kolu kırıldı. Şimdi annem onu kendine dert etmiş. Acaba benim gidişimi Rabbim kabul etmedi mi? Bu ne oldu da bana söylüyor ki sen beni getirmesen böyle şey olmazdı. Ben onu kendisi çok arzuluyordu da ben onu zorla götürdüm. Yürüyebilmiyor engelli annem. O yüzden de lütfen bizim rahat olmamız için bize söyleyin. Acaba annem gitmeseydi böyle bir şey olur muydu? Günahlarım mı çok? Rabbim bunun ziyaretini kabul etmemiş mi? Lütfen buna bir açıklama verebilir misiniz? Evet. Efendim yani bu düşünceler yanlış. Yani ben gelmeseydim böyle bir kaza olmaz mıydı? Bir şey olduktan sonra şöyle olsaydı böyle olmazdı demeyin. Fe inne lev teftahu amele şeytan. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olmasaydı derseniz bu şeytanın işini kolaylaştırır. Şeytanın işi ne? Vesvese vermek, evham vermek, kazandığı sevabı da kaybettirmek. Hanımefendi ne güzel umreye gitti, sevaplar kazandı. Ama şimdi böyle de bir kaza ile karşılaştı. Bakın yine sevgili peygamberimiz buyuruyor. İnne eşeddel bela el enbiya sümme salihun emselun felemsel. En ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler, sonra da derece derece salih insanlar. Yani derecesinin yükselmesine sebep olur. Yani herhalde Rabbim beni umreye kabul etmiyor diye düşüneceğimize,
derecemin yükselmesi için böyle oldu diye düşünmeli yani. O yüzden gelin bu tereddüdü, bu evhamı, bu kararsızlığı bırakmalı. Rabbim umresini mebrur eylesin. Amin. Ve bu kazadan dolayı da şifa ihsan eylesin. Amin. Bu videonun devamı var mıydı sevgili Emre? Sanki başka bir soru daha var hocam, onu da ben söyleyeyim o halde. Bir ek sorusu daha varmış. Kurban adadım. Bu kurbanı kesmek yerine gerçekten paraya ihtiyacı olan birine verirsem adak yerine geçer mi? Adak yerine geçmez. Yani illa adak olması için kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanması ve onun da etini kimler yer, kimler yemez, onlar da malum, ona göre dağıtılması gerekir. Evet. Yoksa yani kurbanı kesmeyelim de kurbanın bedelini ihtiyacı olan kişilere verelim, bu doğru değildir. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. İzleyicimizin sorusu. İzleyicimiz Yeşim Hanım diyor ki, ben hızma takıyorum. Abdest alırken hızmamı hafif çıkarıyorum ıslansın diye. Bu hızma takmak günah mı? Abdeste gusle mani, engel mi? Mekruhtur. Mekruhtur ama tabii abdesti olur, gusle olur. Ama bu mekruhtur yani. Evet. Evet efendim. Peki, abdeste gusle mani değil. Doğru. İlk şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. Telefonumuz var mı? Telefon varsa telefondan sonra şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Hatice Hanım, İstanbul, buyurun. Hatice Hanım, hayırlı sabahlar. Teşekkürler, hayırlı sabahlar. Buyurun, sorunuz var. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Sizin de, amin, buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Ben ameliyat olduğum dizimden, sol dizimden, evet, platin ve protez takıldı. Ondan sonra daha iyileşmeden düştüm. Sağ kolum bilekten kırıldı. Oo, geçmiş İki olsun. İki ay alt içinde kaldı ve sağ elimi kullanamıyorum. Sol elimle abdest alıyorum. Yani alabildiğim kadarına ve işte gücümün yettiği kadarına. Ayaklarımı kullanamadığım için kovanın içine su koyuyorum. Ayaklarımı kovanın içine koyuyorum. Onu her vakitte değiştiriyorum, suyunu. Acaba bu şekilde kabul olur mu? Çünkü sadece sol elim kullanabiliyorum yani. Sağ eliniz kırık, alçıda kullanamıyorsunuz. Sol elle abdest... Sağ elim kırıldı, alçıya alındı. Tamam. Ama alçıdan çıktı yeni. Ama elimi kullanamıyorum. Kullanamıyorsunuz. Şekilde. Sadece sol elimle abdest alıyorum. Evet. Ondan sonra ayakları ondan... yıkarken de kovaya ayaklarınızı sokuyorsunuz, öyle mi? Evet, evet. Her vakitte de suyunu değiştiriyorum. Bu şekilde olur mu? Hortum yok mu? Hortumla su tutamıyor musunuz ayaklarınıza? Şimdi öyle bir imkanım olmadığı imkanınız için... Yok. İmkanınız yok. İmkanım olmadığı için kovaya suyu koyuyorum. Ayaklarımı sokuyorum bileğime kadar böyle. Hı-hı. Yani mümkün olduğu kadar. Sonra her vakitte değiştiriyorum yani suyu. Anladım. Tek elle o ayakları yıkamak mümkün olmuyor diyorsunuz. Olmuyor çünkü eğilmem mümkün değil. Anladım. Ayaklarımla, iki ayağımdan dolayı. Anladım. Hocam, böyle bir durumda nasıl abdest en doğru şekilde alınabilir? Hanımefendiye çok geçmiş olsun, şifalar geçmiş diliyoruz. Geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. Sonra da Efendimiz buyurur, İttekû firâsetel mü'min fe innehu yenzuru bi nûrillâhi teâlâ. Müminin ferasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Yaptığı şey gayet doğru, gayet güzel. Yani tam bilen bir kişinin yapması gerekeni yapıyor. Rabbim kabul buyursun ve acil şifalar ihsan eylesin. Evet, yani ayağını kovaya sokması, o şekilde tabii. Yıkaması normal, uygun. Dinen mahsurlu değil yok, diyor. Yok, gayet güzel. Her vakitte de onu değiştiriyor. Doğru yapıyor. Suyu değiştiriyor. Ne kadar güzel yani. Peki, Allah kabul etsin ve geçmiş olsun bir kez daha. Birinci şifreyi paylaşalım. Üç hediyemiz var dedik sevgili izleyenler. Zamanı geldi. Kalem kağıt hazırsa ilk şifreyi paylaşacağız. Üç hediyemiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi bir izleyicimize hediyemiz. Onun dışında duvara asmalı Kur'an-ı Kerim bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir de inci kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Hepsinin yanında Hacı annemizin bu el emeği göz nuru
anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz. Bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre ekranda. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El Muhsi, ya Allah Celle Celaluhu. Namütenahi de olsa bir bir her şeyin sayısını bilen Allah. Deniz suyunun damlacıklarını, kar taneciklerini, yağmur tanelerini, alıp verdiğimiz nefesi bilen, nefesin sayısını bilen Allah. Öyleyse bir lahza ondan gafil olmamalı. El-Muhsi ismi şerifinden bize bakan yönüyle o her şeyi biliyor. Yani denizdeki suyun damlacıklarını biliyor, yağmur taneciklerini biliyor, kar taneciklerini biliyor, alıp verdiğimiz nefesi biliyor. Namütenahi nefes, namütenahi yağmur, deniz, efendim, denizdeki su. Öyleyse bir an ondan gafil olmamalı. Ondan bir an gafil olmamalı. Evet. El-Muhsi ilk şifreydi. Birinci şifreydi. İki şifremiz daha var. Vakti zamanı geldiğinde inşallah o iki şifreyi de paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. O vakte kadar sorularla devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan birisi daha, izleyelim. Necmettin Hocam ve Muhsin Bey, öncelikle sevgi ve saygıyla sizi selamlıyorum. Aleykümselam. Sorumu yöneltmek istiyorum izninizle. Denizde boğulanlar, yani bedenleri bulunmayanlar, kişiler, A şıkkı bu kişilerin mezarları olmadığı için kabir hayatları nasıl oluyor? Sorgu melekleri onlara geliyor mu? Kabirde herhangi bir azapla karşılaşıyorlar mı? Çünkü kabirleri yok. Eğer bir azap varsa nerede çekiyorlar bunu? A şıkkı bu soru. İkinci B şıkkı ise bedenleri olmayan, yani mezarları olmayanlar acaba kıyamet günü, yani kıyamet gününde nasıl haşrolacaklar? Onu merak ediyorum. Bu kişiler nereden, nasıl bir kalkışta bulunacaklar? Mezarları yok çünkü. Onu çok merak ediyorum. Üçüncü sorum ise acaba denizde boğulanlar için, denizde ölenler için, kabirleri olmayanların şehit olduğu söyleniyor. O nedenle mi acaba herhangi bir sorgu olmayacak mı? O da ayrı bir merakım. Cevaplandırırsanız çok memnun kalırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Hem denizde boğulan şehit olur, hem de öyle bir şehit olur ki diğer şehitler kul hakkından mafu değil, ama bu deniz şehidi kul hakkından da sorumlu olmayacak. Deniz Allah şehidi Allah. Kul hakkından da sorumlu olmayacak. Ama bu son üçüncü sorusu, daha önceki sorusunun bununla bir ilgisi yok. Yani demek ki cesetleri olmadığı için, kabirleri olmadığı için onların mükafatı böyle gibi düşünmemeli. Allah el-vacittir. Allah el-muhsidir. Vacit ne demek? Dilediğini dilediği zaman hazır eden. Yani illa kabirdeki bizim bildiğimiz taş, toprak, o şart değil. Yani yine denizde de olsa, vücut yanmış da olsa yine Rabbim onu şey yapacak, diriltecek, tabii, yaratacak, öyle, tekrar öyle olacaktır yani. O yüzden efendim kabir hayatı ve ya cennet bahçesi ya da bir cehennem çukurudur sevgili peygamberimizin ifadesine göre. Sual filan da elbette söz konusudur. Ya cenazesi bulunmayan kişilerin bize kabir göre, hayatları bize, olmaz diyemiyoruz. Bize göre öyle cenaze şey bulunmuyor, Allah'a göre bulunmuyor. Farklı bir boyut, bir şey farklı bir alem tabii demek öyle. Ki. Tabii öyle. Kabir hayatı ayrı bir alem. Yani illa bizim gördüğümüz o
taş topraktan ibaret de ayrı bir alem. Hocam yani. Biraz evvel buyurdunuz ki evet, yani evet, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından yani bir çukur. E şimdi herhangi bir kabri açalım bakalım öyle bir şey görecek öyle miyiz? Öyle bir şey görmüyoruz. Yani öyle bir şey yok. Biz göremiyoruz evet, öyle. Onu. Ayrı bir alem. Ayrı bir alem. Dünya. Evet. Mesela rüya da ayrı bir dünya değil mi? Adam şurada yatıyor. Bağlar bahçeler içinde dolaşıyor ama biz görmüyoruz. Veya adam yatıyor da yılan kovalıyor. Biz öyle bir şey görmüyoruz ama sanki gerçek gibi adam o sıkıntıyı yaşıyor yani. Kan ter içinde uyanıyor evet, sonra. Evet efendim. Yani cenazesi bulunamayan kişiler kıyamet günlerine nasıl gelecek diye sordu. Cenab-ı Hak ol diyecek ve olacak şu kadar her şey. Ona zorluk yok. El-Vacid onun evet, mübarek isimlerinden biri. El-Vacid dilediğini derhal hazır eden, getiren. Hocam Hazreti İbrahim Aleyhisselam mıydı? Bir kuş diriltme hadisesi olayı var. Doğrudur. O nasıl yani gerçekleşmişti? Efendim İbrahim peygamber işte evelem tümin inanmıyor musun ya İbrahim? Ya Rabbi inanıyorum ben öldükten sonra dirilmeye inanıyorum da ama gözüm görsün kalbim oturaklaşsın istiyorum. Sen 4 tane kuşu al onları kes etleriyle tüyleriyle tozaklarıyla onları macun et 4'e taksim et. Her taksim ettiğin parçayı da bir dağ başına koy, çağır, isimleriyle geldiğini göreceksin diyor. Allah ha. Allah. Ha. Allah Allah. Kur'an'da anlatılıyor bu iş Allah ya. Allah. Ve netekim o kışlar, o 4 kestiği dirilip geliyorlar. Dirilip tekrar geliyorlar. Evet, Cenab-ı Hak için bunlar halbuki şey. Halbuki bakın ki bedenleri karıştı, tüyleri karıştı filan oldu. Gelişi güzel 4 taksim ayrı ayrı dağ başına konuldu. Ama çağırınca hepsi bir geldiler. Kün fe yekun hocam değil İşte mi? İşte o kadar evet. Ol der ve olur. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekun. Allah bir şeyin olmasını dileyince ona ol der ve olur. O da oluverir. Âmennâ ve saddakna. Peki devam edelim bir başka video sorumuz var görelim. Çaktım hanım biraz da bekleyelim bakalım girecek mi? 25 gün oturdu. Hocam bu video dönsün. Ben sesli yollamamışlar da yazılı ben sorayım bunu. İzleyicimiz yollamış. 10 güne yakındır diyor bir kuş evin camına gelip bu şekilde vuruyor. Kapıyı açıyoruz ama kuş içeri de girmiyor. Bu kötü bir haberdir. Kuşun böyle davranması normal değil. Bu evde bir uğursuzluk olacağı anlamına gelir. Kötü haber anlamına gelir diyorlar. Korktuk, endişe ettik diyor. Bunu yollamışlar bu bize. Bu doğru değildir. Bu hurafedir. Böyle inanmak hurafedir. Yani bir uğursuzluk asla söz konusu değildir. Evet. Yani kuşun cama vurmasından bir uğursuzluk yorumu yapmak doğru değildir. İslam'da uğur yorumu yapmak var. Mesela ameliyat olacağız. Doktorun adı Naci. Yani Naci kurtulan. O iyi. Bu ameliyat başarılı olacak inşallah. Tamam. Hayra yani, yormak. Hayra yormak. Salim. O selamete erdi. Yani gibi. Ya öyle. Hayra yormak var da uğursuzluğa yormak yok. Evet. Dinimizde hayra yormak var. Kötüye, olumsuzluğa yormak yok. Bu da olumsuz bir durum bakın, değil diyor hocam. Hudeybiye anlaşması sırasında sevgili peygamberimiz müşrik temsilcisinin Süheyl İbni Amir olduğunu öğrenince Ebu Bekir işlerimiz kolaylaştı. Süheyl kolaycacık demektir. Adamın isminden bu hayır yorumunu yaptı Efendimiz. Ebu Bekir işlerimiz kolaylaştı. Ne güzel. Evet, peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim Instagram'dan gelen sorularla. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Binnur Hanım'ın sorusu: biz bir tatil beldesinde pansiyon işletiyoruz. Gelen müşteriler giderken bazı yiyecek ve deterjan türü şeyleri yük etmemek için götürmüyorlar. Bizde bırakıyorlar. Bizim pansiyonda bırakıyorlar. Bizim onları kullanmamız diyenen uygun mu? Benim kanaatime göre dinen uygundur. Çünkü onlar dilleriyle demeseler de zımnen
Bu sizin olsun, biz bunu götüremeyiz demektir yani, değil mi? Evet, evet. Yani sanki hibe etmiş demektir. Çünkü evet, yük etmemek için. Nasıl götürelim? Götüremeyiz. O halde bu sizin olsun. Çöpe atmıyorlar, oraya bırakıyorlar. Evet, kullanılır doğrudur niyetiyle oraya bırakıyorlar. Ha, hanımefendi de şey düşünmüş yani, böyle hassasiyet göstermiş. Güzel, doğru. Tebrik ediyoruz. Kullanabilirsiniz diyor hocam. Peki, şimdi sokak röportajlarımız var. Sevgili Çiğdem hocam yine sorular sordu halkımıza. Evet efendim. Örneğin Hazreti Hamza'yı sordu. Aa, güzel. Onun dışında Abdülmuttalib'i sordu. Ebu Talib'i sordu. Bakalım nasıl cevaplar almış, izleyelim. Bugün Bakırköy'deyiz. Peygamber Efendimizin babasının, amcalarının ve dedesinin isimlerini sorduk. Nasıl cevaplar alacağımıza gelin birlikte bakalım. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Hazreti Hamza Peygamberimizin nesi olur? Ne olur? Torunum olur? Hayır. Oğlum olur? Hayır. Damatım olur? Hayır. Ne olur? Amcası. Amcası olur. Evet. Güzel bir soru. Evet. O konuda biraz eksiyiz. Olsun. Hazreti Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin nesi olur? Abdülmuttalip okumuştum onu bir ara ya. O... Benim yaşlı teyzeler gidiyorsunuz. Amcası mı? Yeğeni mi? Yok. Dedesi mi? Bir şey oluyor. Dedesi oluyor. Evet, evet dedesi oluyor. Dedesi. Okumuştum yani. O konuları biraz okuyorum da tabii ki biraz eksik var tabii o konularda maalesef. Peki Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Ebu Talip. Güzel sorular soruyorsunuz ya. Vallahi inanın o kadar mahcubum şu anda ki. Estağfurullah. Gerçekten yani çok şey bir soru. Talip. Abdültalip. O Ebu Talip. Damat değil. Damat değil. Amcasının oğlu mu? Amcası. Amcası. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Amcası. Abdülmuttalip. Babası. Amcası, o da amcası. Abdülmuttalip kayınpederi değil mi? Eniştesi. Dedesi. Abdülmuttalip dedesi. Peki Peygamber Efendimizin babasının ismini biliyor musunuz? Abdullah. Evet. Hazreti Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Son sorumuz. Ebu Talip o amcası olur. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Abla çok ya. Düşün. Bilmiyor musun? Hatırlamıyor musun? Ya illa duymuşum da küçükken Kur'an kursuna gittim de şu an hiç hatırlamıyorum. Peki Peygamber Efendimizin dedesini biliyor musun? Hayır. Babasının adını biliyor musun? Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Amcası olur. Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin nesi olur? Dedesi olur. Peygamber Efendimizin babasının ismini biliyor musunuz? Abdullah, annesi Amine. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesidir? Bunu sormuştum, pardon. Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Abdülmuttalip dedesi oluyor, Ebu Talip de amcası oluyor. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Efendim abla? Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Oğlu olmaz mı ya? Oğlu diyebiliyorum ben. Olur mu? Oğlu mu? Amcası mı? Evet, amcası oluyor. Amcası olarak. Peki Peygamber Efendimizin dedesinin ismini biliyor musunuz? Abdülmuttalip değil miydi? Babasının ismini biliyor musun? Abdullah. Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Amcası değil mi? Evet. Amcası, biliyorum. Teşekkürler. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Müritlerinden biri olur. Hazreti Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin nesi olur? Dedesi olur. Peygamber Efendimizin babasının ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Peki Ebu Talib'in kim olduğunu biliyor musunuz? He, o olabilir. Evet. Babası mı? Evet. Babası. Sanki değil gibi. Dedesi olsun o zamanlara. Olmasın, çünkü olacak gibi değil. Peki olma. Amcası. Evet. Hazreti Abdülmuttalip kimdir? Vallahi bilmiyorum. Peygamber Efendimizin babasının ismini biliyor musunuz? Vallahi bir şey diyemiyorum. Son soruya geçiyorum o zaman. Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Vallahi bilmiyorum. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Kuzeni mi? Değil mi? Yok, onu bilmiyorum. Hazreti Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin nesi olur? Dedesi. Peygamber Efendimizin babasının ismini biliyor musunuz? Abdullah'tı. Ebu Talip Peygamber Efendimizin nesi olur? Amcası. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Bilmiyorum. Peki Peygamber Efendimizin dedesini biliyor musunuz? Yani bazı şeyleri biliyorum, evet. Hı hı. Yani
takvadır neydi onu? Bu şeyler biliyorum. Peygamber Efendimizin ailesini biliyor musunuz kimler olduğunu? Abu Talib miydi? Bilmiyorum. Amcası? Amcası nedir bilmiyorum. Ebu Talip amcası? Ebu Talip amcası. Ama çocukları biliyorum. Hangilerini? Pardon, Fatma. Evet. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin nesi olur? Ümmetiz yani Peygamber Efendimiz'den sonra da o geliyor. Hazreti Hamza mı geliyor Peygamber Efendimiz'den sonra? Ya o gelmiyor ama onun şeyiydi yavrum. Akrabalık bağını biliyor musunuz? Vallahi hiç. Biliyordum ama unutuyorum ya. Peygamber Efendimiz'in dedesinin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum ki yavrum. O zaman şöyle sorayım. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Dedesi mi oluyor? Evet. Doğru. Doğru. Peygamber Efendimiz'in babasının ismini biliyor musunuz? Neydi ya? Vallahi kızım ben böyle duyuyorsun yarın unutuyorum. Gayri yaşlandık ya hiçbir şeyden haberim yok. Tamam son bir soru sorayım belki onu bilirsiniz. Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Vallahi onu da bilmiyorum. Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Ben hiç bilmiyorum vallahi. Peki Abdülmuttalip kimdir? Peygamber Efendimiz'in dedesini biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim benim dün çok kötü. Din kültürü dersin mi? Evet. Tamam, birkaç tane daha soru sorayım. Onlara bakalım. Peygamber Efendimiz'in babasının ismini biliyor musun? Peki Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in nesi oluyor onu biliyor musun? Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz'in nesi oluyor? Bilmiyorum kardeşi falan mı? Hayır. Bir akrabası. Amcası. Evet. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Dedesi. Dedesi. Evet doğru. Peki Peygamber Efendimiz'in babasının ismi nedir? Abdullah. Ebu Talib'in kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Amcası. Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Hiç bilmiyorum. Emin misin? Belki hatırlıyorsundur. Amcası falan mı? Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Peygamber Efendimiz'in babasının ismi nedir onu biliyor musun? Abdullah mı? Evet doğru. Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Amcası mı yine? Ebu Talip kızının kocası mıydı? O tarz bir şey yakınıydı ama. Evet yakınıydı. Akrabasıydı galiba. Tam hatırlayamıyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. Amcası. Amca. Evet doğru teşekkürler sağ olun. Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Amcası. Evet. Abdülmuttalip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? Eniştesi mi? Neyse. Bilmem. Peygamber Efendimiz'in babasının ismi nedir? Bilmem. Ebu Talip Peygamber Efendimiz'in nesi olur? İlkokulda okuduk ama hepsini unuttum. Evet bunları ilkokulda öğrettiler onu okuduk ama hepsini unuttum dedi. Ya. Son vatandaşımız. Evet hocam cevapları nasıl buldunuz? Böyle dört dörtlük bir çırpıda sayan çıkmadı. Çıkmadı. Yani tereddütlü cevaplar var. Peygamber Efendimiz'in amcasını bilemeyenler var. Siz cevapları nasıl buldunuz? Muhsin Bey şimdi bakın okur yazar sayısının ülkemizde böyle olmadığı, çok kısıtlı olduğu zamanlarda köy odalarında siyer bir okuma bilen olur ne de olsa bir köyde o da siyer okur. Yani peygamberimizin hayatını anlatan eserleri okur. Köylülerimiz onlara dinlerdi ve böylece de tanırdı yakından sevgili peygamberimizi ve onun yakınlarını tanırdı. Okur yazarlık böyle. Okullarımızda din dersi var. Bütün camilerimiz 12 ay hep açık milletimize. Ama görülüyor ki ilgimiz mi yok, sevgimiz mi yok? Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfüsihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Dünyamızı, ahiretimizi aydınlattı. Öyleyse onu, yakınlarını nasıl tanımayız? Çok yakından tanımaya ihtiyacımız var. Yani ikide bir de bunu söylüyorsun demesin değerli seyircilerimiz. Ben diyorum ki hiç olmazsa gelin yapmamız mümkün kolay bir şey vardır.
devletimizin, bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesela sevgili peygamberimizin hayatını anlatan güzel şiir üslubu kitabı vardır. Oldukça da ucuzdur. Devlet kitabı olduğu için ne olur o kitaptan alsak, evimizde demirbaş şöyle sehpanın üzerinde bulunsa, misafirimiz geldiğinde de okuyalım. Bak bugünlerde Miraç kandilinin gölgesi üzerimize düşüyor. Ya şu Miraç nedir bir de okuyalım şurada. Yani sevgili peygamberimizin amcası bu Hazreti Hamza kim ya? Bunu biraz daha yakından tanıyalım bu insanı. Yani Seyyidü Şehda, şehitlerin başı olan bu kutlu insanı yakından tanıyalım. Bunun için okumalıyız. Namazı kıldıktan sonra sanki evimizde böyle bir program. Kızım yarım saat şu kitabı okuyacaksın, biz de dinleyelim. Hem kızın okuma kabiliyeti gelişsin veya oğlumuz okuyacak, biz de dinleyeceğiz. Biz bunu söylüyoruz, vebal bizden gidiyor değerli seyircilerimiz. Evet, vebal bize vebal gitsin bizden diyorsunuz. Gidiyor. Ama hocam şimdi kitap okunmuyor ki artık, yani insanlar hep cep telefonu, internette ya, sürekli maalesef kitap okunmuyor. Böyle olmaz yani. Bakın şimdi sevgili peygamberimizin yakınları sorulacağına, spor kulüplerimizin oyuncuları sorulsaydı. Tabii ben onu kınıyor değilim. Spor kulüplerinin oyuncularının bilinmesini kınıyor değilim de. Ama bu peygamberimizin yakınları bizim dünya ve ahiret yolumuzu aydınlatan insanlardır. İnne ashabi kennücum. Benim ashabımın her biri bir yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyuruyor. Onları daha yakından tanımış olmam gerekmez mi? Haklısınız. Hocam şeyi sorayım ben şimdi. Sevgili Çiğdem'e, kameraman arkadaşlara teşekkür edelim bir kez daha. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza. Evet efendim. Hazreti Hamza diyoruz. Peygamberimizin diğer amcası Ebu Talip diyoruz. Hazreti Ebu Talip demiyoruz. Neden? Efendim Ebu Talip çok güzel bir insandı. Yani Peygamber Efendimiz onun evinde yetişti. Onun eşi Fatma Hanım da yani mesela çocuklarının üstünden önce Peygamberimizin üstünü örter. Hazreti Ali'nin babası aynı zamanda. Doğrudur. Hazreti Ali'nin babası. Yani Peygamberimizi çok himaye etti. Çok saygın, değerli bir insandı. Ama amca bir la ilahe illallah de, yeğenim son anda Kureyş'in kadınlarına, o da yeğenine teslim oldu dedirtmem ya, Allah Allah. O yüzden Hazret tabirini kullanmıyoruz. Ebu Talip ama çok değerli bir insan. İslam üzere ölmediği için. Evet hocam. Tabii. Evet. Yani öyle. Ama Hazreti Hamza, bakın Hazreti Hamza'nın hayatından da bu vesileyle nakledeyim. Bir gün Ebu Cehil sevgili peygamberimize ileri geri laflar söylüyor. Peygamberimiz de onu muhatap almıyor. Allah Allah. Orada bir kadın da bu tablodan etkileniyor, üzülüyor. Akşama doğru Hazreti Hamza avlanmadan gelmiş. Diyor ki Hamza diyor, yeğenine bu adam çok nankörlük etti, saygısızlık etti. Ben üzüldüm bu işe diyor. Öyle mi? O da eline işte okunu alıyor, varıyor. Kabe'nin önünde de oturuyormuş adamlarıyla birlikte. Kafasına tak indiriyor. Adamın, Ebu Cehil'in kafası yarılıyor. Ötekiler fırlıyorlar. Hazreti Hamza'ya saldıracaklar, dokunmayın diyor. Hamza bu işte haklı. Şimdi üzerine saldırırsanız gider iman eder diyor. O an daha iman etmemiş. Ya o anda daha iman etmemiş. Bak, üzerine saldırırsanız gider iman eder. İman etmesi çok tehlikeli. Benim başımı yarmasında şu anda haklı o diyor. Hiç dokunmayın. O da gidiyor peygamberimize. Amca diyor, intikamını aldım. Peygamberimiz de diyor ki, Ebu Cehil'in kafasını yarmış olmandan ben sevinmem. Amcasına senin, diyor. Senin la ilahe illallah demenden sevinirim. Allah Allah. O da diyor onu. O da diyor ve böylece iman ediyor. Ve Seyyidü Şehda oluyor netice itibariyle. Arslan çok avcısı. Çok yiğit bir insan. Çok kahraman bir insan.
Yani işte bunlar köy odalarında halkımız bunları okurdu, dinlerdi. Ya bugün böyle okumanın, öğrenmenin kolaylaştığı bu devirde nasıl bilmeyiz yani? Maalesef nasıl hocam. Bilmeyiz? Bu anlattığınız tablo sahne hocam Çağrı filminde var, aynısı. Öyle mi? Evet, aynısı. Çağrı evet. filminde de meşhur bir sahnedir Kabe'nin önünde. Doğru efendim. Ondan sonra hiddetle şiddetle geliyor. Ya. Buyurduğunuz gibi Ebu Cehil'e bir hamle yapıyor. Evet, peki. Teşekkür ettik tekrar izleyicilerimize. Dönelim, sorularına dönelim. Sude Hanım'ın bir sorusu var Instagram'dan. Merhabalar. Regaib kandilinde tuttuğumuz oruç, borç orucumuzun yerine geçer mi? Geçti mi? Eğer niyetlendiyse niyetimize göredir. Yani regaib kandilinde borcum için niyetlendiysem borcuma. Yok, nafile olarak niyetlendiysem nafile olur. Niyetime evet. göre yani. Evet. Ama bir taşla iki kuş olmaz diyorsunuz. Tabii ya. Hem nafile olsun. Hem nafile de... olsun hem de borcuma sayılsın olmaz. Olmaz. Öyle şey. Evet. Hangisine niyet edersek o. Evet. Instagram'dan bir başka soru. Kübra Hanım soruyor. Kurşun dökmek, döktürmek dinimizce günah mı? Dökülen kurşunları yorumlamak caiz mi? Nazara ya da kısmetin açılmasına faydası olur mu? Nazara, kısmetin açılmasına asla faydası söz konusu değildir. Bunlar hep hurafedir. Öteden beri gelen cahiliye inançlarındandır bunlar. Evet. Kurşun döktürmek, onları yorumlamak, bunların bir değer, kıymeti, harbiyesi yoktur. Kurşun döktüren var mı işiniz arkadaşlar? Burada kameraman arkadaşlardan var mı kurşun döktüren? Nasıl olduğunu bilen var mı? Ya gerçi ekrana geldi şu anda. Sevgili Emre sağ olasın. Demek ki ne yapıyorlar? Isıtıyorlar. Üzerimde ağırlık var, üzerimde nazar var ya da kısmetim kapalı diye bu işi yapan, bilen insanlar var demek ki onlara benim gidiliyor. Çocukluğum döneminde benim yaşadığım bölgede duyardım, görürdüm böyle şeyleri. Evet. Ama demek ki bu telkin yapıla yapılmaz oldu ben hiç şimdi duymuyorum. Hiç ben yaşadığım çevrede... Eskiden daha mı yaygındı hocam? Yaygındı, daha yaygındı. Çocukluğumda yaygındı ya. Evet. Duyardım ya, kurşun dökülüyor, o da şöyle yorumlanıyor filan diye. Demek ki bakın eskiden bazı ağaçlar olur, çabutlar bağlanır filan. Bizde bu kalmadı elhamdülillah, ülkemizde kalmadı. Ama Almatya'ya gittiğimde gördüm. Almatya'da hala bu yaşıyor yani. Bir kısım ağaçlar çabutlarla donatılmış ya. Hocam işte böyle hocalarımız doğru. bu konularda hassasiyet gösterip bunların yanlış olduğunu, doğru olmadığını doğru. söyleye zamanla onlar ortadan kalkıyor. Biraz önceki okuma, dinlemeyi de zaman zaman vurgulamamın sebebi odur. Ya. Teşekkür ederiz hocam. Öyle, önemli öyle, o. Öyle, hakikaten öyle. De Peygamber Efendimiz'in akrabalarını bilmemek değil o da bizim ya. Ayıbımız olur. Bir ya, Müslüman olarak. Hüseyin Bey, Mescid-i Nebevi'nin önünde yatsı namazını bekliyorum. Bir Pakistanlı geldi. Hasan Şaş. Allah ya, bu Allah. Ne diyor bu dedim ya. Anladım ki bizdeki bir sporcuyu söylüyor. Hasan Şaş'ı söylüyor. Onu söylüyor ya. Dünya Kupası'nın aklında ya, kalmış demek öyle ki. Ya. Allah Allah. Nereli dediniz? Pakistanlı. ya bakın benimle irtibatı o şahısla kuruyor ya. Yani. Allah Allah. İlk anda ben intikal edemedim ya, ne diyor ya bu adam? Evet. Ha sonradan intikal ettim ki bu yani sizin sporcunuz bu demek istiyor. Ben evet. size ilgi duyuyorum, Allah sizi seviyorum, Allah. Sizi tanıyorum demek. İltifat ya. Ediyor Hasan Şaş üzerinden ediyor, iltifat doğru. ediyor. Evet, sağ olun hocam. Haklısınız o konuda yani futbolcular, işte televizyon dizi oyuncuları, evet, sinema oyuncuları bunlar çok daha fazla bilinir popüler kültür evet. sebebiyle. Ama dini tarihimizdeki isimler, önemli şahsiyetlerin bilinmemesi de üzücü hocam maalesef. Doğru efendim. Üzücü. Doğru. Peki devam edelim. Demek ki kurşun döktürmek... dinimizde böyle bir şey yok. Evet. Yani nazara da kısmetin açılmasına da sebep onunla değil. Da bir ilgisi yok. Onunla da evet. bir ilgisi yok. Evet. Başka bir Instagram sorusuna bakalım. İkinci şifre az sonra. Hava Hanım'ın bir sorusu var. Benim sorum peygamberimizin eşleriyle ilgili olacak. Peygamberimiz neden çok evlilik yapmış? Bir de peygamberimizin boşandığı ya da boşadığı eşleri oldu mu? Olduysa sebepleri nelerdir? Efendim bu konuda bakın oryantalist
diyoruz veya eski tabirle müsteşrikler. Yani Peygamberimizin hayatının günlerini biliyor bu adamlar. Ama biliyor da yani düşkün bir insandı ya. 9 tane kadınla evlendi. Bugünün insanı bunu duyunca Allah Allah bu nasıl iş ya? 9 tane kadınla evlendi filan. Onun etki alanına giriyor. Yani gerçeğe gelin şu şekilde öğrenelim. Peygamberimiz Efendimiz ilk evliliği 25 yaşında. Kiminle? Hatice annemizle. Hatice annemiz 25 yaşında mı? Hayır, daha 45. Fazla. Hem de 2 kocadan dul kalmış bir annemizdir. Onunla evlendi. Kaç yıl beraber kaldılar? 25 yıl. Bütün çocukları Hatice annemizden dünyaya geldi. Ve Hatice annemizin vefatından sonra arada bir 2 yıl boş, hiç annemiz yok. Hiç annemiz yok. Peki evlendiği kadınlar 52-53 yaşından sonra hep yaşlı kadınlardır. Bakire olarak evlendiği bir Ayşe annemizdir. Ayşe annemiz, bakın şimdi bizim buraya Cumhurbaşkanımız gelse yanında yapayalnız gelmez. Korumaları olur, kameraları olur. Sevgili Peygamberimizin hayatını bir Türkiye değil, bütün alem ilgilendirir. Öyleyse onun kamerası Hazreti Ayşe'dir. Peygamberimizin gece hayatını Hazreti Ayşe olmasa kimden öğrenecekti? Hazreti Ayşe annemiz hem bir hadis alimidir, hem bir fıkıh alimidir. Efendim, bir de bakın şöyle düşünelim, bakın Peygamberimiz böyle kainat çapında bir dava ile ortaya çıkıyor. Kendiliğinden değil, Rabbimiz görevlendiriyor. 4 lider sahabi var. 4 lider sahabiden ikisi kayınpederi, ikisi de damadı. Yani işe akrabalıkla da güç veriyor. Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan. İlk iman eden. Hazreti Ayşe'nin babası. Hazreti Ayşe'nin babası. Hazreti Ömer. Hazreti Hafsa'nın babası. Babası. Yani Hazreti Hafsa eşi şehit olmuş. Bir şehit eşini himayeye alıyor. 4 tane çocuğu var. 4 tane yetime sahipleniyor. Hazreti Ömer'le akrabalık meydana geliyor. Hazreti Osman damadı. Hazreti Ali damadı. Sonra diğer annelerimiz, bakın mesela bir Ümmü Habibe. Ümmü Habibe kimin kızı? Ebu Süfyan'ın kızı. Allah Allah. Ebu Süfyan her ne kadar baş düşman olarak cephede yerini alsa da içten bağlı kızının kocası. He? Peygamberimiz Ümmü Habibe annemizle. Ümmü Habibe annemiz de Habeşistan'a gitmişti. Oraya gidince kocası vefat etti. Hicret. Evet. Evet. Hicret. Şimdi orada bir vatan garibi oldu. Vatan garibi. Sahipsiz kaldı. Sahipsiz kaldı. Peygamberimiz Necaşi'ye elçi gönderdi. Benim adıma nikahla. O da tamam. Efendimiz adına nikahla. Ve orada Hazreti Ümmü Habibe annemiz rahat etti. Yani peygamber eşi olunca orada rahat etti. Ya Ümmü Habibe annemiz de bundan son derece memnun oldu. Peygamberimiz o annemizin nikahını almakla adeta özgürlüğüne kavuştu tekrar. Öyle evet. Olmuş oldu tabii. Yani mesela bir Safiye annemizle evliliğine bakın. Safiye annemiz bir Yahudi liderinin kızı, bir Yahudi komutanının da eşi. Onunla evlenince ne oldu? Yahudiler ne dedi? Peygamber bizim akrabamız oldu. Biz savaşmayız onunla. Yani bir evlilik ki savaşı önlüyor ya. Böyle evlilikleri olmuş Efendimizin. Ya, hepsinin böyle. Hikmeti var. Mesela bir Zeynep annemizle bakın. Hazreti Zeynep ile evliliği. Hazreti Zeynep'in bu evliliğinde 2 tabu yıkıldı. Birincisi Hazreti Zeynep'i Zeyd İbni Harise. Zeyd İbni Harise azatlı bir köle. Hazreti Zeynep aristokrat biri. Yani aristokrat birini azatlı bir köleyle evlendiriyor.
Ama bu evlilikten Zeynep annemiz memnun kalmadı. Ve boşayacağım dedi Zeyd İbni Harise. Efendimiz boşama, sahip ol demesine rağmen mutlu olamayınca boşadılar. Bu sefer Peygamberimiz evlendi. Peygamberimizin evliliği ile yine bir tabu yıkıldı. Hangi tabu? Çünkü Zeyd İbni Harise Peygamberimizin oğlu diye biliniyordu. Oğulluğun eşiyle evlenilmezdi. Eski inanca göre öyle. Cahiliye adetlerinde. Cahiliye adetinde öyle. Peygamberimiz oğulluğun boşadığı ile evlenince o tabuda yıkılmış oldu. Yani Zeynep annemizin evliliği ile demek iki tane tabu yıkılıyor yani. Evet. Efendim böyle yani. Peki hocam, boşadığı, ayrıldığı eşleri oldu mu peygamberimizin? Böyle birini hatırlamıyorum. Yani bir boşama söz konusu olmadı. Evliliklerinde boşadığı, evet, ayrıldığı hanımları olmadı. Evet. Peki, devam edelim programımıza. İkinci şifreyi verelim, sonra devam edelim. Zamanı geldi, vakti geldi sevgili izleyenler. Üç hediyemiz var. Hediyelerimizi Ankara'dan Mustafa Gür, vefat eden annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Bu hediyeler için ikinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Mübdi ya Allah Celle Celal. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Demek ki bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan. Aman ya Rabbi. Yani El Mübdi. Yani o çiçekleri düşünün. Kelebek kanadını düşünün, bülbülün hançeresini düşünün, örneksiz benzersiz, evet, örneksiz öyle, yaratan. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, ikinci şifreydi El Mübdi. Son bir şifre kaldı, onu da biraz sonra paylaşırız zamanı geldiğinde. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. Telefonumuz var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun. İzleyicimiz Uşak'tan, buyurun. Yayındasınız. Evet, alo, iyi günler hocam. Teşekkürler, yayındasınız. Sorunuz varmış. Buyurun. Evet, ucaylarınız mübarek olsun. Sizin de. Benim hocama bir sorum olacak. Benim oğlum 30 yaşında 10 ay önce arkadaşı tarafından öldürüldü. Ve ben eşim her gün namazını kılıyorum. Hiç aksatmadan. Hı hı. Namazını kılıyoruz derken? Olur mu? Namazını kılıyoruz derken? Onu biraz açalım mı? Her gün 5 vakit namazını kılıyorum ben. Oğlunuzun. Olur mu? Bir de bir sorun daha olacak. Benim belimde platin var. Ben ayakta çok iyiyim. Çok güzel. Secdede ben zorlanıyorum. Ve oturarak kılmaya namazımı eda ediyorum. Oturarak namazı olur kılıyorsunuz. Mu? Belinizde platin olduğu, evet, için. Kabul olur mu, evet, diyorsunuz. Ben ilk soruya tekrar, evet, döneceğim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sabırlar diliyorum size. Amin, bu arada. Nasıl niyet ediyorsunuz bu namazı kılarken? Niyet ediyorum, oğlumun namazını kılmaya eda ediyorum ben. Ya 5 vakit namazını niyet mı dedim, kılıyorsunuz? Allah'ın rızası için oğlum Mustafa'nın namazını kılmaya Allahu Ekber diye eda ediyorum. Ya sabah namazında böyle niyet ediyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle ediyorum ben. 5 vaktini de 10 aydır ve ben ve eşim namazını kılıyoruz. Peki, önce kendi namazlarınızı kılıyorsunuz, öyle mi? Önce kendi namazımı kılıyorum, farzlarımı, sünnetlerimi kılıyorum. Ondan sonra o namazlarını arkasında her namazda 4 rekatını kılıyorum. Ha, farzları kılıyorsunuz sadece. Evet, sadece farzını kılıyorum. Niyet ettim, oğlumun niyetine işte öğle namazının farzını kılmaya diyorsunuz. Farzını kılmaya Allah bekler. Evet, böyle olur mu acaba, kılınır mı diye soruyorsunuz. Teşekkür ediyoruz, iki soru not aldık, hocam da duydu, dinledi zaten. Selam edelim bir kez daha. Benim televizyonum yok, ben şu anda işte televizyonda. Hatta kalın, hatta kalın o zaman, hattan dinleyin siz de, olur mu cevabı, hatta tamam, kalın. Tamam, teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Önce başsağlığı diliyorum, sonra da ne saygın anne, ne saygın baba ya. Allah Allah. Ama tabiatıyla böyle olmaz. Yani bedeni ibadetleri bir başkasının yerine, oğlum oruç tutamadı, onun yerine ben oruç tutayım. Oğlum namaz kılamadı, onun yerine onun oruçlarını ben tutayım.
onun yerine namazları kılayım. Olmaz böyle, olmaz ya. Hmm. Evet. Nafile namaz kılarım, sevabını armağan ederim, o başka. Ama kılamadığı, oğlumun kılamadığı namazları hadi baba bir yandan, ana bir yandan kılalım. İkimiz kılıyoruz dedi. Yani ben bu tavırdan çok etkilendim, duygulandım ama doğru değil. Dinimize göre böyle yapmak doğru değil. Bu nasıl bir evlat sevgisi hocam? Ya, değil mi yani? Yani? Evet. Hakikaten duygulanmamak buyurduğunuz gibi evli değil. Yani onca zamandır oğullarının ya, namazlarını kılıyorlar. Rabbim anne bir tarafta, baba bir tarafta. Cennetinde birleştirsin ama güçleri yetiyorsa oğulları adına hayır yapabilirler. Evet. Hayır hasenat yapabilirler. Fakir fukaraya yardım edebilirler. Dediğim gibi nafile ibadetler yapıp onun sevabını oğullarına armağan ederler. Yoksa oğlumuzun kılamadığı namazları baba bir yandan, ana bir yandan hadi kılalım, tamamlayalım. Olmaz. Böyle bir şey yok. Peki. Devam edelim. Video sorumuz var. Görelim. İyi günler hocam. Bir sorum olacaktı. 620 bin TL paramız vardı bizim. İhtiyaç dahilinde taşıt aldık. 60 bin paramız kaldı. Biz zekatını 620 binden mi vermeliyiz yoksa 60 binden mi? Ya da zekat vermeli miyiz? İyi günler. Hmm. 620'ye araba aldık. O temel ihtiyaçtır. Onun için zekat söz konusu değildir. Geriye de 60 bin lira kaldı. 60 bin lira da nisaba ulaşmıyor. Eğer başka varlığımız var da onunla birleşince diyelim, bunun dışında altınımız var veya paramız var veya ticaret malımız var. Hepsi diyelim ki 300 bin liraya ulaşıyor. O zaman nisaba ulaşmış olur ve zekatını vermemiz gerekir. Yoksa şu anlattığı tabloya göre zekat yok. 620 liraya araba aldık, o temel ihtiyaçtır. Onun zekatla ilgisi yok. Geriye 60 bin liramız kaldı. Bu 60 bin lira da nisaba ulaşmıyor. Nisap miktarı 160 bin falan yapıyor. 80 ya, gram oluyor. Altın 160-170 bin lira yapıyor. Öyle oluyor. Nisap miktarı. Ama hocam benim aklıma da şöyle bir şey takıldı şimdi. Siz buyurdunuz ki 620 bin lira temel ihtiyaç, araba alalım, zekat düşmez dediniz. Ben şu anda para biriktiriyorum diyelim araba almak için, temel ihtiyaç için. Ama ben zekat veriyorum o biriktirdiğim parayla. Araba almadıkça o para için zekat vermem gerekir. Tamam, 620'ye ver, biriktirmişler sonuçta. O 620'nin zekatını vermeleri gerekmiyor muydu araba almadan ama önce? Ama işte bir yıl olmuş muydu? Eğer bir yıl olduysa zekatlarını vermeleri gerekirdi tabii onun. Ama bir yıl olmadan araba almışlar. Araba temel ihtiyaç maddesidir. Ondan dolayı zekat gerekmez. Yani hocamızın söylediği farklı yorumlanabilir. İyice anlayalım diye ben soruyu açıyorum. Çünkü diyelim ki ben para biriktiriyorum. Evet. Araba alacağım. Diyelim ki 1 milyon liram var şu anda. Araba almayı düşünüyorum. Hala 1 milyon var ama. Alacağım arabada diyelim fazla. Hala biriktiriyorum. Ben bu 1 milyon liranın zekatını vermiyorum. Neden? Çünkü araba temel ihtiyaç. Araba alacağım ben. Yok. Araba almadıkça o paranın zekatını vereceğim. Heh, şimdi 620 bin liranın da zekatı verilmesi gerekmez miydi? Zekatını vermeye fırsat kalmadan, belki de yıl dolmadan. Dolmadan aldılar yıl diyorsunuz. Yıl dolmadan arabayı aldıysa zekatla ilgisi kalmamış. Yani üzerinden bir yıl geçmediği için doğru. Belki dolmadan aldılar, zekat vermek zorunda değiller diyor. Dolmuşsa o zaman verilmesi gerekirdi. O 620'nin zekatı doğru, verilmesi gerekir doğru, diyor. O doğru. Da ne yapar? 40'ta biri. 15 küsür mü yapıyor? O civarda bir şey yapar galiba. Diyelim ki araba için değil, bu ev için de geçerli hocam. Ev için de, haç için de gerekli. Haç için de geçerli, diyelim, düğün için geçerli. Evet, oğul evlendireceğim, onun için biriktiriyorum. Efendim, hacca gideceğim, haç için biriktiriyorum. Zekatla ilgili mi? İlgili. Evet, zekatını vermek gerekir. Evet. Ama kurada da çıktı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile de anlaştım. Gideceğim. O zaman gerekmez. Evet. O zaman zekat dışı. Nisapla ilgili çok soru geliyor. Nisap miktarı ne demek? Hocamız anlatabilir mi? Hep nisap deniyor. Nisap miktarı ne demek hocam? Nisap miktarı bu bir ölçü, zenginlik ölçüsüdür. Yani 80,18 gram altın
o değerde para, o değerde ticaret malına sahip oldum. Üzerinden de bir yıl geçti. İslam'ın erkanından biri de zekattır. 40'ta bir nispetinde zekat vermekle mükellefim. Budur. Evet. Yani zenginlik, fakirlik ayrımı bu nisapla belli oluyor dinimize göre. Bir de hep paraya çevrilip zekat miktarlarını söylüyorsunuz diyorlar. Ve altın olarak mesela zekat verilmez mi? 80 gram altınım var diyelim. Ben bunun illa para olarak mı vermem lazım? İlla para olarak değil yani, altın olarak da verebilir de. 2 gram yani, verecek o zaman. Evet, memleketimizde öyle tutup da altın olarak vermede evet. olmuyor. Genellikle teamül böyle olduğu için. 80 gram altını varsa 2 gram verecek. Evet, doğrudur, 2 gram. Evet, 2 gram altın. Tamam. Ha, onu Türk parası olarak, para olarak da verebilir. Doğru yani. Efendim. Evet. O da ne yapar? 4000 küsür yapar. İhtiyaca göre gıda maddesi olarak da verebilir. Öyle mi? Tabii yani. Ayni de olur, nakdi de olur. Ayni de olur. Ama şu var ki fakirin menfaati nerede onu düşünmek lazım. Yani diyelim ki ben fakire pirinç verdim. Öteki de vermiş. Öteki adamın evinde bir hayli pirinç olmuş. Halbuki paraya ihtiyaç var. Para ihtiyacı var. Oğlanın cebine harçlık yok. O istediğini alsın. İhtiyacı neyse onu alsın. Öyle para yani. Verirse. Doğru. Kıyafet olur mu hocam? Evet, kıyafet de olur tabii. Kıyafet de olur. Gıdanın dışında kıyafet de olur. Kıyafet de olur ama dediğim gibi esas olarak fakirin menfaati nasılsa öyle düşünmeli. Peki. Ayhan Bey'in sorusu var. Eşime mehir olarak 3 bilezik söz vermiştim. 3 bilezik. Ama eşim benden bilezik yerine umreye götürmemi istiyor. Eşime evet. bilezik almak yerine umreye götürsem mehir yerine geçer mi? Kastamonu'dan selamlar. Aslında böyle yani benim mehrimi umre olsun, benim mehrim hac olsun. Görülüyor ki mehir, umre değişiyor. Yani bundan 10 yıl önce umre kaça mal oluyordu? Şimdi kaça mal oluyordu? Şimdi kaça mal oluyor? O yüzden altın gibi bir şey düşünmek, değeri değişmeyen bir şeyi düşünmek daha iyidir. TL bile değil. Yani şimdi hanımefendiler evlenecek olanlar mehir olarak umre istemesinler diyor hocam. Öyledir yani. Alt yani değil. Para istesinler, tamam. Altın istesinler, gitti. Başka ona, şeyler ona istesinler. Göre. Doğru, doğru. Eşi de götürsün artık umreye hocam. Doğru. Yani. Hediye olarak değil mi? Doğru. Mehir olarak istenmesin diyor. Doğru. Peki, izleyicilerimizin sorularına tekrar bakalım. Canan Hanım diyor ki hocam, 2000'liler evlendi. 90'lılar hala bekar. Hocam bir dua etsin lütfen. Çok yani, iyi ya. 2000'liler evlendi. Doğru. 90'lılar hala 80'liler ne yapsın? 70'liler ne yapsın? Evet hocam, dua bekliyorlar. Cenab-ı Hak hayırlı eş, hayırlı iş arayanların muratlarına nail eylesin efendim. Çok iyi. Evet, 2000'liler efendim. Evlendi, 90'lar hala bekar. Evet hocam da duasını yaptı. Teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş geldiniz. Batman. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun. Hayır. Sorunuz varmış hocamıza. Evet. Buyurun. Ben gelinim evden ayrılmıştı. Eve dönsün diye. Televizyon sesini kısayım. Tamam. Ben bir hayvan adamıştım. Eve dönsün gelinim diye ondan adak... Ondan sonra damadım ihtiyacı var. Ben o hayvan parasını damadıma versem onlar kendi kesip oluyor mu? Gelinim eve dönerse hayvan keseceğim dediniz. Adakta evet. bulundunuz. Sonra eve döndü mü gelin? Evet döndü çok şükür. Tamam, o adak borcunuz oldu sizin şimdi. Bir adak evet. borcunuz var. Nasıl kesmeyi düşünüyorsunuz? Onu damadıma versem... Damadım ihtiyacı var. Orada kesip hem onlar yeseler hem dağıtsalar. Oluyor mu? Parasını mı damada vereceksiniz? Evet. Parasını damada vereyim mi diyor hocam? Olmaz. Olmaz. Olmuyor. Olmaz evet efendim. Yani onlar kessinler, ben değil. Ha, ben parasını vereyim onlar kessin diyor. Onlar kestir ama bu sefer bak damat diyebilir ama bu sefer torunlar yiyemez yani. Ona dikkat etmek lazım. Torunlar yiyemez. Adaktan. Evet. Torunlar yemez. Yerlerse hayvanla de parasını adak bir mi oluyor hocam? Ne diyor?
Adak kurbanında adak kurbanında yiyemiyorlar. Doğrudur. Adak. Akika olsa yiyebiliyorlar. Akika olsa yer, herkes yer. Fakir de, zengin de, konu. Demiştim, hem yiyeceğiz hem dağıtacağız. Bunu da söyledim. Demiş ki adakta hem yiyeceğiz hem dağıtacağız demiş. Ama böyle adak olmuyor o zaman. Öyle demesi bağlamaz. Bir kere adak ne adak olunca durum bu. Evet. Yani şükür kurbanı olsaydı olurdu bu. Hani yani gelin eve döndü ya şükür hamdolsun. Hadi bir kurban keselim. Öyle o zaman herkes öyle değil, öyle değil. Adak adamı bu. Şuradan kafam da ondan kalktı böyle. Ha. Tamam, bir kere herhalde adak olmuştur görülen durum. Adak. Ne şükür kurbandır ne de akikadır. O zaman şöyle yapıyorsunuz siz değil mi hocam? Evet. Adağı kesecek, kesecek, ihtiyaç sahiplerine dağıtacak etini. Evet. Eğer torunlar da yiyecek olursa, çocuklarınız yiyecek olursa onlar da parasını verecekler. Yok şöyle olabilir. Nasıl olacak? Damada verir, damat neyder eder yani onu bilmiyoruz. Damat toruna verebilir. Kestikten sonra diyorsunuz. Tabii öyle ya. Adağı kestikten sonra damada teslim edebilirsiniz. Biz damada veririz. Yani versem o kesemez. Siz kesiyorsunuz sonra damada. Onlar aynı şeyde yaşamadığımız için ihtiyacları var. Ben de dedim göndereyim. Onlar kessinler. Hem yesin hem dağıtsın. O kesebilir. Sizin adınıza vekalet verip evet. Damat size göre gençtir, dinçtir, baba yiğit adam. Ama kestirebilir, parasını kullanamaz diyor. Kestirebilir. Para olarak vermek doğru değil de kurban görevini yerine getirir. Kendi de bir miktarını koymakla birlikte hep fakirlere verecektir. Fakirlere dağıtacaktır ya. Tamam. Evet, damadınıza. O zaman ben burada keseyim, öğrencilere vereyim. Burada öğrenciler var. Ya ne kadar güzel, tamam. Evet. Şimdi doğru yolu buldum. Elbise okuyan öğrenciler aman, var. Aman ne güzel. Kesip onlara vereyim. Ya ne güzel. Allah ya. Kabul etsin. Sağ ol Allah razı. Bir de bir şey diyeceğim. Allah sizden razı olsun. Benim bir kızım var o bizim. 24 saat bu kadar izliyor. Hiçbir kadar izlemiyor. Maşallah. Evet. Sürekli siz çıktınız da televizyon evden tepreliyor. İsmi nedir? O da bir el sallayın. İsmi nedir? Adı nedir? Ali bin Yamin. Ali bin Yakup? Evet. Bin Yamin. Bünyamin Yakup. Bünyamin Yakup. Selam edelim buradan. Evet. Sevgiler. Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin bakmanız. 24 yaşında. Kaç yaşında? 24 yaşında. Hayır. Evet, otizm. Ömrüne çok bereket. Çok sizi seviyor. Ömrüne dede, bereket. Dede diyor. Hocam, biz de onu seviyoruz. Selam ediyoruz. Fatma'na selamlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Peki teşekkür ediyoruz. Selam Allah ediyoruz. Sağ olun. Allah sizden doğru versin. Allah sizden esip etmesin. Amin efendim. Sağ olun. Evet. Peki, vaktimiz var değil mi? Üçüncü şifreye daha bir video daha girelim mi? Bir video sorumuz daha var. Görelim. Merhaba hocam, hayırlı günler diliyorum, iyi yayınlar. İki sorum var size. Birincisi mezheplerle ilgili. Ben Hanefiyim, eşim Şafii hocam. Ben abdestimi de namazımı da Hanefi mezhebine göre uyguluyorum. Şimdi ben evlendim. Ben de mi Şafii mezhebine göre uygulamalıyım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da benim uzun zamandır yakın namaza çok geç başladım. 10 yıllık, 12 yıllık kaza borcum var neredeyse. Namazlardan önce sünneti kılmam ya da gece kalkıp teheccüd namazı kılmam caiz mi? Önce benim kazalarımı mı bitirmem gerekiyor? Sorun bu. Peki. Şimdi Hanefi mezhebinde olduğumuzu düşünerek söylüyorum. Geceleyin kalkıp kaza borçlarınız olmasına rağmen teheccüd namazı kılabilirsiniz. Tamam. Hanefi olduğumuzu düşünüyorum. Peki ya eşi Şafii, kendi Hanefi, bazı sıkıntılar yaşanıyor. Şafii'ye dönsem nasıl olur? Olabilir. Veya eşi Hanefi'ye dönebilir. Yani çünkü o zaman kolaylık olacak. İkisini öğrenmemiz biraz zor olacaktır belki. Ama birleştirirsek öğrenmemiz daha kolay olacaktır. Ona göre hareket ederiz. Artık eşiyle bu işi anlaşmalı. Evet. Yani nasıl kolaylığı sağlayacak şekilde birini öğrenelim, sağlam öğrenelim yani. Peki hocam. Devam edelim. Bir başka video soru var. Görelim. Günaydın. Hayırlı yayınlar Muhsin Bey. Teşekkürler. Size bir sorum olacaktı. Ablamın eşi biraz kısmır. Ablama para vermiyor. O da kocasından gizli nohut getirtti. Konu komşuya sattı. Acaba eşimden saklı bu sattığım nohut bana haram mı ki helal mi ki diye kafasında soru işareti oldu. Bunu size sormamı istedi. Evet.
Yani, eşi yoksul biri değil, varlıklı, evleri var Ankara'da, Antalya'da, her tarafta evleri var. Ama eşine para vermiyor, cimri birisi. Bunu size soruyorum. Benim sattığım nohut haram mı, helal mı diye sormam istedi abla. Ablanıza selam söyleyeyim. Ben de sormayı uygun gördüm. Yani, İyi yayınlar. Helal, helali hoş olarak yapsın bu işi. Yani bunun benzeri bakın Efendimizin hayatında Ebu Süfyan'ın hanımı diyor ki ya Resulallah benim kocam Ebu Süfyan lider adam. Varlıklı. Varlıklı zengin. Lider adam. Benim kocam cimri diyor. Ben ondan diyor onun malından alsam caiz mi? Yani makul şekilde alabilin diyor. Peygamberimiz izin veriyor. Yani. Cevaz veriyor. İzin veriyor. O yüzden bu konuda da caizdir. Adam varlıklı, zengin. Ya bu da senin hayat arkadaşın ya. Yani işçi olduğunu düşün ya. İşçi olduğunu düşünsen bile şu kadar para vermek gerekir. Hanımın, eşin, hayat arkadaşın ona yani. Evet. Sanki yabancıya veriyor hocam. Doğru. Hocam cimrilik için ne söylersiniz? Cimrilik, cömertlik cennette bir ağaçtır. Onun dalına tutunanı çeker cennete götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Dalları dünyadadır. Ona tutunanı çeker cehenneme götürür. Başka söz acil yok hocam. Ya. Yani bu hakikaten hadis yeterli. Hadis-i şerif bu söyledi. Hadis-i şerif. Öyle ya. Öyle. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cennette bir ağaçtır. Ona tutunanı, dallarına tutunanı çeker cennete götürür. Allahu Ekber. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Onun dallarına tutunanı da çeker cehenneme götürür. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Peki. Son şifreyi paylaşalım. Vakti geldi, zamanı geldi sevgili izleyenler. 3 hediyemiz var bugün de. Bu hediyeler için şifreler verdik. Son şifrede sıra. Hediyelerimizi Ankara'dan Mustafa Gür veriyor, hayrediyor izleyicimiz. Annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Sandukalı Kur'an-ı Kerim. Bir asmalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de İnci Kutulu Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Hepsinin yanında Hacı annemizin el emeği, göz nuru, anneanne, babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz. Ve işte son şifre. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Mu'id. Ya Allah Celle Celaluhu. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan mahlukatın ne ölümü ellerinde, ne dirimi ellerinde, ne de öldükten sonra berzakta kalma ellerinde. Öyleyse yalnız ona kulluk etmeliyiz. Amenna ve saddakna. Evet, son şifreydi. El-Mu'id. Teşekkür ediyoruz hocam. Şifreleri aldıysanız ekranda telefon numaralarımız var. 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize hediyeleri yollayacağız. Vaktimiz olur diye düşünüyorum. İlk düşüren seyircimizle tanışalım. Telefonda konuşalım. Şifreleri kendilerinden duyalım. Yine bir video sorumuz var. O vakte kadar izleyelim görelim. Hocam merhabalar. Ben bir soru sormak istiyorum. Ben ses sanatçısıyım. Sesimle para kazanıyorum ve alkollü mekanlarda çalışıyorum. Ama ben kesinlikle alkol kullanmıyorum. Kullanmadığım gibi namazıma da başladım, ibadetlerimi de yapıyorum. Bazen bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bu işi yapmak zorundayım. Çocuklarımla ben geçindirmek için. Ama bir yandan da ibadetlerimi de aksatmamaya çalışıyorum. Bu benim kazandığım para helal midir, haram mıdır? Bu şekilde yapılır mı? Evet hocam. Muhterem kardeşimiz, sizin nasiyeniz paktır. Sizin ekranınız da paktır. O yüzden bakın içinizde bir ukde var, bir rahatsızlık var, bir sıkıntı var. Onun için soruyorsunuz. İşte o nasiyenin, o efendim gönül ekranının temizliğinden dolayı bu kendisine sıkıntı veriyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'a ve ahirete imanı olan içki sofrasına oturmasın. Yani
içkiyi yapan, taşıyan, sunan, bunların da caiz olmadığını sevgili Peygamberimiz söylüyor. Peki ses sanatını kullanmaya gelince, efendim, haramlara teşvik eden, haramları cazip gösteren bir üsluptaki sanat elbette uygun değildir yani. Her iki halde uygun değil diyorsunuz. Yani hem alkolü mekanlarda bu işi yapıyor olması dinen uygun değil diyorsunuz. Doğru efendim. Evet. Yani. İşi de rahat etmiyor zaten ama ibadetlerimi yapıyorum diyor. Hani bu ibadetlerine zarar verir mi hocam? Yani orada çalışmaya devam ederken. İbadetlerini yapsın tabii. İbadetlerini yapsın elbette yani. İnşallah Rabbimiz... İş kapıları, hayırlı iş kapıları açar diyorsunuz. Efendim onun sevabı ayrı, onun vebali ayrı. Evet. Yani, peki. Evet. Bir soru da aktaralım, sonra telefona alo diyelim. Yurda Gül Hanım soruyor hocam. Yine bir Instagram sorusu. Yaşlı olduğum için oruç tutamıyorum. Ben de fidyesini vermek istiyorum. İmkanım var, verebilirim. Tutamadığım oruç paramı okuyan torunlarıma verebilir miyim? Veremez. Torunlarına veremez. Yani. Fidye veremez. Peki, izleyicimiz belli olmuş. Hattımızı ilk düşüren bakalım kim, hemen görelim. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aydın'dan ilk siz düşürmüşsünüz. Mehmet Akif Özturan. Nasılsınız? Aydın. Doğrudur hocam. Nasılsınız? Çok şükür, Allah razı olsun. Ellerinizden öperim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyoruz. Aydın merkez mi? Aydın Nazilli. Nazilli'ye selam edelim. Kimler izliyor şu anda? Evde kimler izliyor bizi? Eşim ve 5 yaşında bir kızım var. Allah beraber izliyorduk yarışmayı. Allah bağışlasın. Kim düşürdü hattı? Ben kendim düşürdüm. Maşallah. Peki o halde hemen şifreleri duyalım sizden. Tabii ki. Alo. Evet. Ha, sesim geliyor mu? Geliyor. El Muhsi. Ya Allah Celle Celaluhu. İkinci şifre. El Mübdi. Ya Allah Celle Celaluhu. Son şifre. El Muid. Ya Allah Celle Celaluhu. Evet, Allah tebrik razı ediyoruz. Olsun. Adresinizi, hediyenizi yollayacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Bir de Muhsin Bey, hocamıza bir sorun vardı ama. Hemen kısaca duyalım. Vaktimiz yok. Duaya geçeceğiz. Nasip olursa inşallah bizim 3 ay sonra bir çocuğumuz olacak. Biz ismini Aras düşünüyoruz ama. Aras. Hocamız bize önerir mi veya önerebileceği bir isim var mı? Bir isim önerisi hocam. Aras mı dedi? Aras dedi ama bir isim önerisi de açığız diyor. Bir isim. Yani o Aras bir ırmak adıdır değil mi? Evet. Aras Nehri konulabilir. Uygun diyor hocam ama tavsiye edeceğiniz isim varsa ona da açığız dedi. Doğru. İnşallah selametle dünyaya gelmesini Rabbim nasip eylesin. Peki. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Aydın Nazilli'ye selamlar. Hattımız ikinci düşüren. Muzaffer Güzel Diyarbakır. Teşekkürler hocam. Son düşüren. Esme Uluşay Ankara. Ankara'dan düşürmüşler. Selam edelim. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Mevla sizden razı olsun. Sağlık, afiyet diliyoruz. İstifade ettik. Bereketli bir program oldu. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma inşallah yine aynı saatlerde Kanal 7 ekranlarına bekliyoruz. O vakte kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz. Hocamızın duasıyla kapatıyoruz. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, Rabbül Aleminsin, Malikül Mülksün, Malikül Mülüksün, Mukallibül Kulubsun, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin, rahmetini, lütfunu, ihsanını, inayetini üzerimizde daim eyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Lütfettiğin bunca nimet muvacihesinde şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Gölgesi üzerimize düşmüş kandilleri bize mübarek eyle. Amin. Daha önceki kandillerde hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet Amin. Eyle. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler Amin. Lütfeyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn.
İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine, en amti aleyhim, gayrul mağdubi aleyhim, veled dalin amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.